Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 130 ve 131'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD yamuk demiş ve paralel. Tamam 120 var. iki kenarlık var. 180'den 120 çıkart. 2'ye böl taban açılarını bul. Yani 30 30 yaptı buraları. E hocam yamuk olduğundan dolayı şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası da 30 çıktı mı? Çıktı. Başka bir şey vermiş mi? Şu açı ortaylar vermiş. E o zaman formülü var da gerek yok. A diyelim B, B diyelim. 2 A artı 2 B artı 30 neye eşit? 2 A artı 2 B artı 30 180'e eşit. E buradan 2 A artı 2 B 150 yapar. A artı B'ye de kaç çıkar o zaman? 75 çıkar. E o zaman şu üçgene bak bakayım. A artı B artı X de 180'e eşit ya. E burası 75 ise X'e de ne kalıyor o zaman? 105 derece kalır. Yani cevap 105 derece yaptı. Ceyhan yaptı. Birinci soru. Geldik 2'ye. Yamuk şeklinde tasarıma sahip olan geminin yandan görünümü verilmiştir. Şöyle yandan görünümü yamuk şeklindeymiş. Arkadaş ne yapacağız burada? Gemin bir dakika yüksekliği... ha yüksekliği vermiş 8. O zaman yüksekliği kullanacağız. Yamuk olduğu için şunlar birbirine paralel. Hocam yükseklik 8 vermiş ya. Şuradan bir çi şey çizersem 8 burası. 8 15 17'den 15 çıktı burası. E, burada onu kullanmak için de şöyle bir yüksekliği kullanayım yine. 8 burası 8 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. 24 ise burası da 24. E 24, 6 ve 15'in toplamı kaç yapıyor? 45 yapıyor. Bizden x sunu isteniyor. Cevap deniz çıktı. İkinci soruda geldik. 3'e. Evet burada bir oran verilmiş. Burası k iken burası 3k verilmiş. Be uzunluğu 3k, ae uzunluğu k olarak verilmiş. Arkadaşlar normalde temalar ant oluşturabilirsiniz böyle paraya kenarla. Ya da dışarı yukarı doğru uzatabilirsiniz. Ama biz bunlar da şu şekilde yapıyorduk. Bak 4k'daki artış 4k'da ne kadar artmış? 8 artış var. O zaman k'daki artış kaç olur? 2 artış olur. E buradan buraya da k var ya k de artış 2 artış olacak. Direkt 6 olur diyebilirsiniz. Bunu bu şekilde pratik bir yolla yapıyorduk. Bir kere anlatınca hep akılda kalıyordu. O yüzden ben de hep bu şekilde yapıyorum. Bence bunu bu şekilde bilin. Çünkü her soru yani bu soru tipi böyle geliştirilebilir. Bu şekilde bilmeniz iyi olur. Üçüncü soru Deniz'le geldik dörde. ABCD yamuk demiş ve şu üçü birbirine paralel vermiş. Gerçi şunun paralel vermesine gerek yoktu. Niye? Çünkü açı ortaylar dik kesiyor ve orta taban üzerinde kesiyor. Açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde kesiyor. Bu iki noktayı taşıyan doğru orta taban üzerinde ya bu da orta taban üzerinde. Yani şuradaki doğru orta taban üzerinde olduğu için paralel olmak zorunda zaten. Fazla bilgi ama bazen fazla bilgiyi de veriyor. Sıkıntı yok bence. E bu orta taban çizgisi ise devamı orta tabandır. Ve bunun da devamı da orta taban olduğu için eşit olacak. A 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü. 90'dan çizilen kenar ortay burada da muhteşem üçlü oluşturdu. Hocam 5 5 5. Burası 11 bölü 2. Yani 5 buçuk. E o zaman burası da 5 buçuk. E o zaman burası da 5 buçuk. E şimdi şuraya bakacak olursak bu çizgide ortalama çizgisi ya 18 artı 9. 27 bölü 2. Hocam burası 13 buçuk. E o zaman burası 5. Burası 5 buçuk. 10 buçuk. 10 buçuk. 13 buçuk. buçuktan 10 buçuk çıkartırsak buraya da 3 bu kalır. Evet cevap akça yaptı dördüncü soruda. Geldik 5'e. Aç ortaylık var. Karşılıklı kenarları paralel olanlarda hep söylemiştik arkadaşlar. Paralel kenarda da söylemiştik. Yamukta da söylüyoruz. Z'ye dikkat. Yani çizgi açısı oldu. Bak. İkiz kenar oluşuyor genelde. Dikkat et buna. 13 ise bak burası da 13. Şimdi BC uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Dik yamuk. E, insan şöyle bir dikdörtgenle dik üçgen oluşturur. 12 ise karşısı 12, 13 ise karşısı 13. Yazdık. 12, 13 diye üçgeni. 5, 12, 13 üçgeninden 5 çıkar burası ve toplamda burası da 18 olur. Yani cevabımız denizli oldu. 5. soruda geldik 6'ya. ABC'de dik yamuğu ne olmuş? Saat yönünde 40 derece döndürülmüş. Bak arkadaş saat yönünde 40 derece döndürünce hop bu buraya geldi. Dönüş açısı 40 derece mi oluyor? Evet. Dönüş açısı burası yapıyor yani senin burada açı 40 derece diyor. E dik yamuk ya Şurası 90 derece dönmüş hali. E, bu ilk halde 90 derece. O zaman burası kaç kaldı? 50 kaldı. Dik yamuk olduğundan burası 90. Hocam burada ne var? E burada şey var. Ne var? 90-50 ise buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. Sonra başka bir şey verilmiş mi? AD ile BC birbirine paralel. Tamam, bunlar birbirine paralel. Sonra başka bir şey var mı? Yok. Sadece 40 derece döndürdük. Arkadaş, şuraya gelmesine dikkat etmemiz lazım bizim. Ha, ha. Dönmede kalem, ne oluyordu? Eş yapı. Arkadaşlar, dönme sorularında sıkıntı yaşıyorsanız eş yapı olmasına dikkat edin. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem mi? Evet. E ee, sen bunu döndürmedin mi? Bunu döndürünce bu buraya gelmedi mi? Geldi. Aa ikizkenar kenar varmış burada. Tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. 70 70 yapar. E hocam bu yamuğun bu açısı 70 derece ise şuradaki açısı da 70 derece yapar. Yani x'e ne kalır o zaman? 30 derece kalır. Cevap denizli yaptı. 6. soruda güzel bir soru. Geldik 7'ye. İkiz kenar yamuk. Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim kardeşim. Hop dikmeyi çizdin. Hop dikmeyi çizdin. Dikmeler ne yapıyordu? Eşit parçalara ayırıyordu böyle. Tamam 90'ları da yapıştırdık. 6 ise yukarısı aşağısı 6. 4 ise burası burası da 4. Tamamı 7 buraya 3 kalır. E arkadaş burası da 3 oldu o zaman. Şimdi FB uzunluğu isteniyor. Hop kaç yapıyor o zaman FB? 9. Yani 7. soru balık isir oldu. Geldik 8'e. Alan isteniyor. Alana ait tabana ait yükseklik bulmam lazım arkadaşlar. Benim Öncelikle bu açı ortaylar dik kesiyordu ve orta taban üzerinde. Bu orta taban üzerinde kesmesi bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Başka bir şekilde kullanacağız demek. Yani. Şimdi alana gideceğim ya. Alan dediğimiz şey. Öncelikle dikten çizmiş çizilmiş bandı. Şuraya bir haş dersem. H kare eşittir 3 çarpı 4'ten 12 yapar. E o zaman haş da kök 12 yapar. Kök 12 dediğimiz 4 çarpı 3 ya. 4 dışarıya 2 diye çıkar ya. 2 kök 3 olur. Evet haşı 2 kök 3 bulduk. E ben burada açı ortayı başka nasıl kullanacağım? Dik kesti. Yüksekliği bulmak zorundayım. Bunu bulmak için bir hamle yapacağım. Aa hocam açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kolada ben bir dik çizsem. iki kök burası da iki köştür. Burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kolada ben bir dik çizsem. Burası da iki köştür. Ana ne çıktı? Dört kökü çıktı yükseklik. O zaman olay bitti. Alt taban üst artı üst taban. On kökü çarp yükseklik. Dört kökü bölü iki bana alanı verir. Yani şunlar kaç yaptı? Üç yaptı. Ee, kırk 40, 3'ün çarpımı 120. 120 bölü 2'de kaç yapar? 60 yapar. Evet cevap Edremit evet oldu. 8. soruda geldik 9'a. Yüksekliği 4 cm olan ve alanı 36 olan. Yani alt bir de şurada bir oran verilmiş. K2K verilmiş. Hocam K2K verilmişse alt taban artı üst taban 3K çarp yükseklik bölü 2 alanı da vermiş 36'yı. E o zaman ben buradan 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 yapar burası. 6 ile de 36 sadece 6 yani K'yı buradan 6 buluruz. Yani burası 12 yaptı. Burası da 6 oldu. Evet. Şimdi ben bunu almışım. Farklı renkte olan özdeş kartonları bu şekilde koymuşum. Özdeş kartonlar yalnız dikkat et. Ve ne elde etmişim? Dikdörtgen. Çünkü niye? Burası 90 burası 90 ya. Hocam burası da 90 burası da 90 ya. E 90'ları yapıştırınca şöyle bir dikdörtgen elde ettiğimiz belli oluyor. Buna göre elde edilen şekilde ortada kalan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E, tüm alandan dikdörtgenin tüm alanından bir tane dört tane yamuğun alanı çıkartınca burayı buluruz arkadaşlar. E, ha, hocam burası şey yapıyor bir eşkenar dörtgen falan filan yapıyor. Aslında şuradan da bulabilirsiniz. E, şunlar birbirine eşit ya bunlar da birbirine eşit. Sen bunu böyle birleştirince o zaman burada da bir dikdörtgen oluşur. Çünkü bunlar eşit ve paralel olduğundan dikdörtgen olur burası. Hocam burası belli zaten. Çünkü 4 burası 4 burası 8 burası diyebilirsin. E hocam bana şurası da lazım dersin şimdi. Neresi lazım? Bak şurası lazım dersin. Hocam burası da belli. Niye? Şimdi 6'ya 12 ya burası. 12'ye ya 6 ya burası. E hocam 12, 6. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Hocam burası da 6. Şu köşegende ne yaptı? Dik kesiyor. Bir köşegen 8, diğer köşegen 12. 8 çarpı 12 bölü 2'den cevabı 48 diye buluruz. 1 bu. 2 hocam büyük dikdörtgenin alanından 4 tane yamuğun alanını çıkartarak da yine sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız arkadaşlar. İstediğiniz şekilde çözüme gidebilirsiniz. Her ikisini de anlattım size. Yani cevap ben Cehan buldum. Geldik. 10. soruya. Şekilde taban uzunlukları verilen ikiz kenar yamuk şeklindeki özdeş bloklardan yeterince bulunmaktadır. Zeynep 12 tane kullanarak bundan bir paralel kenar elde etmiş. Taban açıları alfa alfa ise burası nedir? 180 eksi alfa değil midir? Evet. Arkadaş alfa dersem ta burası 180 eksi alfa yapıyor değil mi? Tepe açısı olduğundan. Bak gerçekten alfa ile 180 eksi alfanın toplamı 180. Yani u kuralı sağlanıyor. Şunlar birbirine paralel oluyor. O yüzden gerçekten de bir paralel kenar karşımıza çıktı. Çünkü niye? Bunlar paralel ve Yan kenarlar xx diyelim şuna. Şurası xx paralel ve eşit ya da şunlar da paralel. O zaman bu bir paralel kenar oldu. Şimdi bundan 12 tane kullanmışım ve çevresi 322 yapmışım. Hmm. arkadaş. Ben çevresini toplarken burası 24, 24. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. En son burada da 4'ü kullanmışım bak. Sonra 24 diye böyle böyle gideceğiz mi? Evet. 24 şurayı bilmiyorum tabii nokta nokta şeklinde gittim. Şurası da 20, burası da 4, 24. Ben bunları toplayacağım. 12 tane var ya şöyle toplayıp buraya ayrı buraya ayrı toplayacağım. Arkadaş ben şunu biliyorum zaten. Bundan 12 tane kullandım ya. Hocam bak 20 ve şu ikisinin toplamı 24. Ben bundan 12 tane kullandıysam 24'ten 2 tane kullandım. Niye? Şu da 24. Bu da 24. Bu da 24. 12 tane 24'ün toplamı. Alt ve üst kenarlar toplamını veriyor. Yani 12 çarpı 24 alt ve üst kenar toplamını verdi. Artı 2 tane de x neye eşitmiş arkadaşım? 322'ye eşitmiş. Bu 288 yapıyor. 2x eşittir. 322-288. 8-4 daha 12. E, 34 yapıyor o zaman burası. Evet 34 yaptı. Ve x'i de ne buluruz? 17 olarak buluruz. x 17. 17 olarak çıktı. Kullanılan bloklardan birinin alanı. Hocam x kenar yamuk ya. Dikmeler. Önemli değil mi? Hemen şu dikmeleri çizdik. Hocam 4 ise 4. Bunlar birbirine eşit. 16 kaldı. 8-8 yaptı burası. 8-17 ne üçgeni? 8-15-17 üçgeni. E alana bulmak artık kolay. Alt taban artı üst taban 24 çarp yükseklik 15 bölü 2 bana sonucu verir. Bu da 12 ile 15'in çarpımı yapar. E o zaman alanda kaç yapar? 180 yapar. Yani cevap E oldu. 10. soruda gerçekten güzel bir soru arkadaşım. Böyle e, şeyi ne derler ona? Şu kenarı verip de kaç tane kullanıldığı da sorulabilirdi. Bak o yüzden bu ikisinin toplamı şeklinde gitmek bence çok güzel bir fikirdi. Bunu da sorularda kullanmanı da tavsiye ederim. Ya illa bu toplamı böyle mi gideceğiz? 12 tane varsa 20 var 4 var. Acaba 20'den kaç tane var? 4'ten kaç tane var? Hikayesi geliyor. Ben niye böyle konuştum? <laughs> o yüzden 24, 24, 24 çekme gidince alt üst taban toplamını buluyorsun zaten burada. Yani paraya kenarın üst kenar ve alt kenar toplamını buluyorsun. Sonra bu kenarlar toplamı da çevreyi veriyor bana. Güzel çözümdü bence. Bence bilmiyorum sana kalmış. Evet geldik 11'e. Aşağıda bir alışveriş merkezinin H İki parçasından oluşan bariyeri verilmiş. Altı verim. Sonra ben bunu yukarı doğru 60'ar er derece kaldırmışım. 60 derece kaldırdığım zaman burada bir yamuk oluşur. Bu yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Yamuk. Gerçekten yamuk. Niye yamuk? Şimdi onu göstereceğim. Ama hocam şuraya baktığım zaman buranın 6 metre olduğunu biliyorum. E burası 3, 3. Yazdım buraya 3, 3. Ama hocam sadece yan kenarlar var. Alt taban yok, üst taban yok. Ben bunun alanını nasıl bulacağım dediğini duyar gibiyim Arkadaş kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Senin bariyer. 3 kaldırdığın 3 oldu. Kaldırdığın 3 oldu. Önceden burası 6 değil mi? Evet. Bak burası zaten yukarıdaki şekilde verilmiş sana. 6 burası. E ikizkenar yamuk. X yamuk değil de şu 30'un mantığını kullan. 60'ın mantığı. 30 60 90 üçgen. 90'ın karşısı 3 ise burası 3 bölü 2 yapar. Burası da 3 bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Tamam. Aynı şekilde hop şuradan da dik çizdin. 90'ın karşısı 3 ise burası 3 bölü 2 yapar. 30'un karşısı 3 bölü 2 yapar. Burası da 3 bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Bak şimdi gerçekten yamuk. Niye? Şunlar paralel. Ee, bir de bunlar birbirine eşitse bu paraya kenar oldu. Hatta 90 olduğundan dikdörtgen oldu. O yüzden karşı kenarlar da birbirine paraleldir diyebiliriz. Gerçekten oluşan şekil yamuk oldu. E, ee, i̇ster burada üçgen üçgen dikdörtgen şeklinde alanı bulabilirsin. istersen yamuğun alanını da bulabilirsin. Yamuğun alanından gidelim. Şimdi burası kaç? 3 bölü 2 3 bölü 2 3. 6 diye ya tamamı. E o zaman buraya da 3 kaldı. E, burası da 3. Alt taban artı üst taban 9 çarp yükseklik 3 bölü 2'nin kök 3 katı 1 de bölü 2 bana sonucu verir. Yani 27 kök 3 bölü 4 nedir? Buradaki oluşan yamuğun alanıdır. Yani cevap balık esir yaptı. E o zaman böylelikle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.